nedir, hükmü nedir? Kurbanın dini kaynağı nedir? Kurban kesmenin amacı nedir? Kurban ne zaman kesilir? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalı? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban kesilirken hangi dua okunmalı? Kimler kurban kesmelidir? Kurban eti nasıl değerlendirilmeli? Kurban etinin bir kısmı kesim ücreti olarak verilebilir mi? Kurban derisi nasıl değerlendirilmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Evet, Kurban Bayramı ile ilgili en çok sorulan soruları stüdyo konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu'ndan alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim, Öncesinde Kurban Bayramı'ndan bahsedeceğiz ancak çok önemli bir organizasyonun önemli bir sorumluluğunu üstlenmiş durumdasınız. Türkiye Diyanet Vakfı dünya genelinde çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. Birçok hayırlı işlere de imza atıyor. Evet. Öncelikle Türkiye Diyanet Vakfı ne zaman kuruldu? Nasıl faaliyetler yürütüyor? Efendim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle herkese hayırlı günler, iyi bayramlar diliyoruz. İnşallah bir bayrama daha sevdiklerimizle birlikte huzur içerisinde ulaştık. Rabbim nice bayramlara birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ulaşmayı, bayramı idrak edebilmeyi ve bayramı bayram gibi kutlamayı cümlemize nasip eylesin. Bir kez daha tüm izleyicilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde kuruldu. 40. hizmet yılında. 40 yıldan beri vakfımız, ecdadımız Osmanlı'daki o vakıf medeniyetini, o vakıf kültürünü, ruhunu günümüzde yansıtan, taşıyan ve vakıf hizmetleri yürüten önemli vakıflardan bir tanesi. Tabii ki biz bu faaliyetlerimizi yaparken Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte işbirliği içerisinde hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok ülkede faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyor ve bu yolda kurum kuruluşlara ve her türlü kişiye, her türlü insana iyilik adına yardımcı ve destek olmaya gayret ediyor. Bunu hem ülkemizde hem de 7 kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonuyla da sürdürüyor, sürdürmeye devam ediyor. Bugün Türkiye Diyanet Vakfımız ülkemizde 1000 tane şubesiyle, yani her il ve ilçe müftülüğü aynı zamanda vakfımızın da şubesi oluyor. Yurt dışında ise 105 ülkede vakıf hizmetlerine, dini ve hayri hizmetlere devam ediyor. Bizler ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte toplumumuzu din konusunda aydınlatma ve irşat faaliyetleri, müftülük hizmetleri, cami Kur'an kursu hizmetlerinden hac ve umre hizmetlerine kadar birçok alanda ülkemizde, yurt içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki hayri hizmetlerimiz var. İhtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ve gönüllerimizi birleştiren ibadet mekanlarımızı, camilerimizi hayırsever vatandaşlarımızla birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tabii ki bu aziz milletimizin kurmuş olduğu ve onun da destekleriyle hem ülkemizde hem de birçok ülkede faaliyet yürüten vakıflardan bir tanesi. En önemli faaliyetimiz bizim eğitim faaliyetimiz. Biz eğitim faaliyetimizi önemsiyoruz ve önceliyoruz. Yaklaşık 22 yıldan beri yoğun bir şekilde devam ediyor bu faaliyetler. Türkiye Diyanet Vakfı olaraktan eğitim yardımı ve burslar veriyoruz. Bugüne kadar 220 bin civarında öğrencimize yaklaşık 45 milyon TL'lik eğitim yardımı ve burs verdik. Ülkemizde yine öğrencilerimizin, yüksek öğrenim seviyesindeki öğrencilerimizin istifadesine sunmuş olduğumuz
yüksek öğrenim öğrenci yurtlarımız var, kız ve erkek olmak üzere. Şu anda yaklaşık 13 tane öğrenci yurdumuzda 5000'den fazla öğrencimiz barınmakta. Bunların hem iaşe hem ibate hem de derslerine takviye ders olaraktan eğitimlerine de destek vermeye gayret ediyoruz. Tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı sadece ülkemizde değil, yurt dışında özellikle de İslam coğrafyasında, Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya, Uzak Doğu'ya, Latin Amerika'ya kadar dünyanın birçok ülkesindeki Müslüman kardeşlerimizi, gençlerimizi ülkemize getiriyoruz. Şu anda Türkiye Diyanet Vakfı olaraktan 105 ülkeden Türkiye'ye getirdiğimiz, İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinde okutmuş olduğumuz konuk öğrencilerimiz var. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumumuz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, üniversiteler ve ilahiyat fakülteleriyle ortak bir proje bütün bu projelerimiz. Kayseri'de, İstanbul'da ve Konya'da Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisemiz var. Şu anda bu okullarımızda okuyan 1000'in üzerinde farklı ülkelerden, başta Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere birçok ülkeden konuk öğrencilerimiz İmam Hatip eğitimlerini burada almakta. Yine bunların dışında yine farklı coğrafyalardan ilahiyat fakültelerinde okutmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerimiz mevcut. Tüm bu öğrencilerimizin geliş gidiş masraflarını, iaşe ibatelerini ve tüm masraflarını Türkiye Diyanet Vakfı olaraktan karşılamaya gayret ediyoruz. Tabii ki eğitimdeki temel amacımız, temel gayemiz hakikaten köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş olan ümmetin derdiyle dertlenebilecek, aynı zamanda iyi bir Müslüman, iyi bir insan ama alanında da uzman gençler, nesiller yetişsin istiyoruz. Tabii sağlıklı bir din eğitimi vermek adına da bugün Türkiye Diyanet Vakfı eğitim faaliyetlerini önemsiyor. Çünkü bugün İslam coğrafyasında varsa sıkıntılarımız, problemlerimiz, en büyük eksikliğimiz eğitimsizlik. O açıdan hem ülkemizde hem de İslam coğrafyasındaki gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri için de gayret ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olaraktan yurt dışında da okullarımız var. Yaklaşık 22 yıldan beri Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Somali'de, Pakistan'da, Haiti'de, Latin Amerika'da 10 tane ülkede 16 tane yine İmam Hatip Lisemiz ve İlahiyat Fakültemiz var ve burada okuyan yaklaşık 3300 civarında öğrencimiz, 4000'den fazla da mezunumuz var. Yani Türkiye Diyanet Vakfı bugün okullarında yaklaşık 20.000'e yakın öğrenciye eğitim veren ve her türlü aşamasında onları destekleyen bir eğitim faaliyetiyle yoğun bir şekilde çalışıyor. Nasıl vatandaşlarımızın bu anlamda destekleri ne durumda? İlgili ülkelerle de temaslarınız bu anlamda sağlıklı yürüyor mu? Tabii. Tabii ki biz vakıf olmamız hasebiyle tüm faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz, halkımızla paylaşıyoruz. Allah razı olsun, onlar da vakfımıza sonsuz bir güvenleri ve destekleri var. Onların vermiş olduğu bu desteklerle tüm bu faaliyetlerimiz, eğitim faaliyetlerimizden, hayri hizmetlerimize, insani yardımdan, cami inşaatlarımıza kadar birçok alanda faaliyetlerimizi aziz milletimizin destekleriyle ve yardımlarıyla yapıyoruz. Tabii ki biz bu faaliyetlerimizi yürütürken mutlaka yurt dışında oradaki ülkemizin Türk Büyükelçilikleri ve ülkemiz adına yurt dışında faaliyet yürüten TİKA ve buna benzer birçok kurum ve o bölgedeki, o ülkedeki resmi kurumlarla, dini idarelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde tüm biz bu faaliyetlerimizi yurt dışında da yürütüyoruz. Bu çerçevede bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Herkes vakfımıza bu anlamda destek veriyor. Biz de aziz milletimiz adına şu anda az önce de ifade ettiğimiz gibi 7 kıtada 105 farklı ülkede bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii ki insani yardımlar zaman zaman ihtiyaç olabiliyor. Tabii ki mazlum ve mağdur insanlara koşmamız, ulaşmamız, yetişmemiz gerekiyor. Bu çerçevede afet, olağanüstü hallerde, doğal afetlerde biz olabildiği kadar halkımızdan toplamış olduğumuz yardımları o ülkelere ulaştırıyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz, son 4-5 yıldan beri Haiti'deki deprem, Afganistan'daki, Pakistan'daki doğal afetler, Filipinler'deki sıkıntılar, Arakan, Myanmar'daki kardeşlerimize yapılan zulüm, Filistin, Gazze'deki yine aynı şekilde yıllardan beri oradaki kardeşlerimizin
problemleri, sıkıntıları maalesef hala devam ediyor. Siz ki şu anda Gazze'de önemli bir evet. projenin içerisindesiniz. Bunun dışında da benzer projeler var. Tabii Suriye'de yine aynı şekilde evet. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz ilk günden beri Suriyeli mülteci kardeşlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Şu anda yaklaşık 10 bin civarında Suriyeli kız ve erkek çocukları ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde Ankara, Gaziantep, Kilis, Nizip ve Urfa'da yaklaşık 18 tane okulda 10 bin civarında Suriyeli çocuğa eğitim desteği biz aynı zamanda veriyoruz insani yardımların dışında. Tabii ki Filistin, Gazze'de yine aynı şekilde insani yardımlarımız devam ediyor ve şu anda en son İsrail saldırılarında yıkılan 9 tane cami ile alakalı cami inşaatlarımız hızlı bir şekilde başladı. Yaklaşık 18 milyon TL'ye mal olacak bu yardımlarımız ve cami inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde Filipinler'de o tayfundan sonra oradaki kardeşlerimizin yanında olduk. İnsani yardımlarımızı yaptık, camilerini inşa ettik. Okullarını ve sağlık merkezlerini yine aynı şekilde inşa etmiş olduk. Haiti'de yine aynı şekilde, Pakistan, Afganistan. Yani mazlum, mağdur ve sıkıntıda, zorda, darda olan tüm kardeşlerimizin din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin eğer zorda ve dardaysa ülkemiz adına oraya koşmaya ve yetişmeye gayret ediyoruz. Ve bu çerçevede son 4-5 yılda 300 milyon TL'nin üzerinde insani yardımı bu ülkelere ulaştırmış durumdayız. Ve elhamdülillah ülkemiz 2013 yılında gayri safi milli hasılaya göre dünyada bu tür olağanüstü hallerde en çok yardım yapan ülke oldu. Türkiye Diyanet Vakfımız da ülkemizden yurt dışına 2013 yılında en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu oldu. Zaten Amerika'dan sonra da İngiltere'den, Amerika'dan evet. sonra üçüncü ülke evet. noktasındayız. O anlamda da hatta gayri safi milli hasılaya göre de birinci ülke olarak gözüküyoruz. Evet. Tabii bunu yaparken de ülkemizi ihmal etmiyoruz. Sadece 2014 yılında biz yurt dışına 135 milyonluk yardım yaparken ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine de 250 milyon hemen hemen onun iki katı yardımları ve ihtiyaçları da ulaştırmış durumdayız. Tabii ki yurt dışında ibadethaneler, camiler var, cami merkezleri var. Bugüne kadar ülkemizde 3500 civarında cami ve mescit inşaatını halkımızla birlikte tamamladık ve ibadete açıldı ve şu anda inşaatları devam eden camilerimiz var. Yurt dışında yaklaşık 25 ülkede 100'ün üzerinde cami inşaatları tamamlandı. Bugün çok önemli cami projelerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi Kırgızistan Bişkek'te. Bundan 2 sene önce yaklaşık cami inşaatı başladı. Ankara Kocatepe Camisi'nin birebir aynısı. Şu anda ince işleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde inşaatı tamamlanacak. Kırgızistan'daki dost, kardeş insanlara, oradaki Müslüman kardeşlerimize bunu Türkiye olaraktan armağan etmiş olacağız. Yaklaşık cami avlusuyla birlikte 15 bin cemaat kapasiteli 4 minaresiyle büyük bir mabet orada hamdolsun devam ediyor. Yine Kazakistan'da geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ve Kazakistan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na katılımıyla Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nin açılışı hemen Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin yan tarafında hamdolsun gerçekleşmiş oldu. Şu anda ibadete açıldı. Yine Kazakistan'da, üniversitede bir cami inşaatımız da devam ediyor. Belarus Minsk'te yine bir cami inşaatımız var. Ve Rusya'da, Rusya Merkez Camisi hemen bayramdan bir gün önce, Arefe günü yine ibadete açıldı elhamdülillah. Oradaki Müslüman çok kardeşlerimiz önemli. O camiye kavuştular. Kıbrıs'ta, Lefkoşe'de Hala Sultan Camisi, Edirne'deki Selimiye Camisi'nin birebir aynısı. Yine oradaki cami inşaatlarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Hocam isterseniz çünkü faaliyetler gerçekten çok çok önemli evet. ama bir taraftan da Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz ve kurban kesimleri de devam evet, ediyor. Evet. Bu anlamda Diyanet Vakfı'nın çok önemli faaliyetleri var. Vekaletle kurban kesimine ilişkin. Buna dair nasıl bir çalışma yürütülüyor? Evet. Tabii ki biz Ramazan ve kurban döneminde Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2015 Ramazan ayında zekat ve fitreler toplandı. Dünyanın dört bir tarafındaki ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım ve iftar sofrası olaraktan ulaştı. 2015 Ramazan ayında 68 ülkenin 400 bölgesinde bu faaliyetlerimiz hamdolsun tamamlandı. Yine kurbanla alakalı 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte vekalet yoluyla kurban programı organize ediyoruz. Ve 22. yıl bu yılımız elhamdülillah hiçbir sıkıntı olmadan bütün vekaletler
toplandı. Dini usullere uygun bir şekilde bütün hazırlıklarımız da tamamlandı. Kesimlerimiz başladı. İnşallah bayram boyunca da vekalet verilen kurbanların kesimleri tamamlanacak. Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki bizden kurban bekleyen kardeşlerimize ulaşmış olacak. Tabii ki kurban deyip geçmemek lazım. Kurban aslında bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran ve yakınlaştıran toplumsal bir ibadet. Hem ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz ama aynı zamanda da yardımlaşmayı, paylaşmayı, kardeşliği de beraberinde getiren ve toplumsal bir yönü de olan bir ibadet. O açıdan hayırsever vatandaşlarımız, imkanı olan vatandaşlarımız kurbanlarını bizzat kendileri kesebildikleri gibi, eğer kesme imkanları yoksa, yani biliyorsunuz artık büyük şehirlerde yaşandığı zaman çoğu zaman da kolay kurban kesilemeyebiliyor. Vekalet yoluyla da yine kurban kesilebiliyor. Vakıflara, derneklere vekalet veriyor vatandaşlarımız ki bu yıl biz Türkiye'de yurt içi 625 TL, yurt dışında kesilmek üzere de 450 TL vekaletle kurban bedellerimizi belirledik. Ve bu çerçevede bütün hayırsever vatandaşlarımızdan vekaletlerini aldık. Geçen sene 2014 yılı Kurban Bayramı'nda 69 ülkenin 500'den fazla bölgesinde ve ülkemizde de yine 100'ün üzerinde, 200'e yakın bölgede vekalette kurban programımızı organize etmiş ve 135.394 tane kurbanımızı hayırsever vatandaşlarımız adına kesmiş ve dağıtmıştık. Zaten bu süreçte yılda çok ciddi bir takip de söz konusu değil mi? Gönüllüleriniz vasıtasıyla ve birebir olarak da teslimler sağlanabiliyor. Tabii olay şu şekilde, bir proje ekibimiz kuruluyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve vakfımızdan oluşan bir komisyonumuz mevcut. Aylar öncesinden bütün illerimizle ve yurt dışındaki ülkelerle irtibata geçiliyor. Tüm oradan ihtiyaçlar, talepler toplanıyor. Ve oradaki kurban fiyatlarına kadar tespitler yapılıyor. Daha sonra bütün bağlantılar gerçekleştiriliyor. Kurbanlarımız temin ediliyor, hazırlanıyor. Kesim yerleri ve dağıtım yerleri de yine haftalar öncesinden belirleniyor. Bizzat görevli ve gönüllerimizin nezaretinde mutlaka bu kurbanlarımızı kesiyoruz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Tek tek isimleri okumadan, vekaletleri vermeden başında bulunmadığımız hiçbir kurbanı kesmiyor ve aynı zamanda da dağıtmıyoruz. Tabii bu yıl ülke sayısı daha da arttı. Geçen sene 69 ülkeydi. Bu yıl hamdolsun 100'ün üzerinde ülkede ve 500'den fazla farklı bölgesinde. Ülkemizde de yine müftülüklerimizle, şubelerimizle birlikte 200 civarında il ve ilçe merkezlerinde kurbanlarımız kesiliyor elhamdülillah. Tabii ki ülkemizde kesilen kurbanlarımız o ildeki, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Aynı zamanda hafızlık Kur'an kurslarına yine bu kurban etlerimiz ulaşmış oluyor. Yurt dışında tabii ki Afrika başta olmak üzere Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Latin Amerika, Uzak Doğu, 100'den fazla ülkede hakikaten kurban etine muhtaç olan, yollarımızı gözleyen ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Tabii kurban deyip geçmemek lazım. Giden bütün o görevli ve gönüllerimiz sadece bir kurban eti götürmüyorlar. Buradaki yardımsever, hamiyetperver vatandaşlarımızın selamlarını götürmüş oluyorlar. Kurban bayramını bugünlerde oradaki kardeşlerimizle yapıyorlar ve kurban bayramını paylaşıyorlar. Kurban etlerini paylaşıyorlar. Tabii bizler şu anda burada ülkemizde kurban bayramını idrak ederken bu görevli ve gönüllülerimiz dünyanın farklı coğrafyalarına giderekten ailelerinden uzak bir şekilde ve gurbette çok bir şey. Günlerce belki de haftalarca orada görev yapıyorlar. Şu anda 5000'in üzerinde görevli hem ülkemizde hem de yurt dışında görev aldı ve 500 civarında da gönüllümüz bizzat vakfımızdan müracaat edip ben gönüllü olaraktan bu organizasyonda görev almak istiyorum diyen gönüllerimizi de yine ülkelerine gönderdik. Ve elhamdülillah vatandaşlarımızın bize emanet etmiş olduğu bu kurbanları, çünkü kurban hem bir ibadet, aynı zamanda bir vekalet ama aynı zamanda da bir emanet. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte bu kurban emanetlerini bir hakkın yerine getirebilmek adına bütün ekipleriyle vazifelerine şu anda yoğun bir şekilde devam ediyorlar elhamdülillah. Evet, şimdi çok önemli hizmetler yapılıyor.
Vatandaşlarımız tabii zaman zaman kurban kesimini yapanlar bazı yöntemlerde özellikle yanlışlık yapabiliyor ya da bazen birilerine bu anlamda kesim yaptırırken usullere bazen uyulamıyor olabiliyor. Bu anlamda kurban nedir? Aslında buradan başlarsak biraz daha bu yönüyle vatandaşlarımız aslında bir bilgi vermek gerekirse hem kurbanın çıkış noktasının ne olduğu ve usullerde yapılan hatalar neler, doğrusu ne olmalı? Tabii kurbanla alakalı az önce de ifade ettiğimiz gibi bir ibadettir. İlk Hazreti Adem aleyhisselam dünyaya teşrif ettikten sonra tabii ki kendisini Cenab-ı Hakk'a affettirmek adına çok büyük duada ve niyazda bulundu. Ve oğulları Habil ile Kabil ilk kurban hadisesini bütün izleyicilerimiz zaten bilirler. Ve Allah adına birer kurban kestiler. Ve Habil'in kurbanı kabul gördü. Çünkü o hakikaten halis niyetle Allah'ın rızasını kazanmak adına başka bir amaç gütmeksizin kurban etmişti. Tabii Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan sizin ancak ve ancak takvanızdır. O açıdan biz ne kadar samimi, ne kadar ihlaslı olursak ve bu kurbanları keserken de o niyetle kesersek mutlaka bunun karşılığında Cenab-ı Hak'tan mükafatını almış olacağız. Tabii kurban aynı zamanda da İslam'ın şairindendir. Yani sembollerindendir. İbadetten öte farklı anlamları da vardır. Tabii ki Kabe nasıl Kabe bizim için bir sembolse, bir anlamsa yine Allah için kurban kesmek de aynı şekilde. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim aleyhisselam bir evladı olduğunda, eğer evladı olursa onu Allah'a kurban edeceğini söylemişti. Ve Hazreti İsmail dünyaya geldikten sonra tabii ki bu sözünü yerine getirmesi gerekiyordu. Ve oğluna bu konuyu açtığında Hazreti İsmail aleyhisselam büyük bir teslimiyetle bunu kabul etti. Ve ne şekilde emrolunduysan o şekilde davran dedi. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gitti. Ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhisselamı keseceği anda tabii ki bir kurban indi ve o kurban kesilmiş oldu. Tabii önemli olan Hazreti İbrahim'in orada ortaya koymuş olduğu teslimiyetti, samimiyetti, sözünde durmaydı. Hazreti İsmail aleyhisselamın da hiç gözünü kırpmadan hem babasının hem de Cenab-ı Hakk'ın bu emrine tam anlamıyla teslim olmasıydı. Tabii ki Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da zaman zaman kurban kesmiş. Çokça kurban kesmiş. Hatta veda haccında 100'den fazla kurban kestiği de rivayet edilmekte. Tabii ki kesilecek olan kurbanlar sadece biz kurbanı keselim, etinden yiyelim gaye değil. Kesmiş olduğumuz bu kurbanları usulen hep derler ya hani üçe bölüp işte bir kısmını evimizde bırakıp hane halkıyla yemek, bir kısmını evimize gelen misafirlerimize ikram etmek, üçte bir kısmını da yine ihtiyaç sahibi fakire fukaraya ulaştırmak adına hep pay edilir. Ama illaki böyle de olması gerekmez. Bunun tamamı da fakire fukaraya ikram olaraktan, hediye olaraktan verilebilir. Zaten vekalet yoluyla kurban bu amaçla daha anlamlı bir hale geliyor. Çünkü hayırsever vatandaşlarımız biz kurbanımızı keselim ama etin tamamı da ihtiyaç sahiplerine ulaşsın dediğinde vekalet verebiliyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine kurbanını kestikten sonra Hazreti Ayşe validemize sormuş. Ey Ayşe, kurban etlerini ne yaptınız diye. O da demiş ki efendim bir budu hariç hepsini fakire fukaraya dağıttık diye söylediğinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam desene bir but hariç hepsi bizim oldu. Çünkü Allah için verdiğimiz her şey, her türlü yardım, her türlü infak hepsi bizim oluyor. Çünkü biz bunu Allah için yapıyoruz ve bunun da mükafatını mutlaka öbür dünyada, ahirette, hesap gününde göreceğiz. Yani bu çerçevede olaya yaklaşmak gerekiyor. Kurbanla alakalı zaten kurban bayramında camilerde, vaizlerde hocalarımız ve hutbelerde bunu sürekli ifade ediyor, anlatıyor. Bütün kitaplardan, ilmihallerden veya vakfımızın internet sitesi bile şu anda diyanetvakfi.org.tr oraya girdiği zaman bir kurban rehberimiz var.
Orada kurbanla alakalı, vekaletle alakalı, kurban derisiyle alakalı her türlü bilgiye ulaşabilirler. Yine müftülüklerimizden, Diyanet İşleri Başkanlığımızı Alo Fetva'dan da kurbanla alakalı her türlü soracakları, kafalarına takılan bir şey olduğu zaman sormalarında mutlaka ki fayda vardır. Şimdi bayramın ikinci gündeyiz. İlk gününde kurban kesenler mutlaka olmuş oluyor. İkinci günü bazen bekleyenler var, bazen diğer günlerde bekleyenler var. Bu anlamda vatandaşlarımız neye dikkat etmeli? Yani bazen hani sadece maddi boyutuyla da düşünmemek gerekiyor. Kimler kesmeli, kimler bu anlamda kurban kesme noktasında olmalı diyebiliriz. Evet. Şimdi tabii kurbanla alakalı hali vakti yerinde olan, asli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hakikaten buna rağmen yine de gücü ve imkanı olan her Müslüman kurban kesmek durumunda. Tabii mezheplere göre bu kurbanın hükmü de değişebilmekte. Ama neticede bir ibadet. Bu ibadeti de hali vakti yerinde olan asli ihtiyaçlarını, kendisinin, ailesinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra buna rağmen hala bir imkanı varsa her Müslümanın kurbanı kesmesi gerekiyor. Tabii kurbanı da zamanla sınırlı bir ibadet olduğu için kurban bayramı süresi içerisinde yine kesmesi lazım. Kurban bayramı namazından sonra tüm insanlar ne yapıyorlar? Evlerine gidiyorlar ve hemen hızlı bir şekilde Ramazan'dan farkı kurbanın hemen bir kurban telaşesi başlıyor. Ve kurban kesilebilmesi için de herkes kurban aldığı yerlere gidiyor. Kurbanlarını yine orada kesiyor. Ve kestikten sonra paylarını yapıyor, işte dağıtıyor ve insanlarla paylaşıyor kurbanını. Tabii ki mezheplere göre de yine kurbanın kesim süresiyle alakalı 3. gün ve 4. gün olmak üzere değişebiliyor bu hükümler. Yani bayram boyunca oradaki belirtilen süreler içerisinde mutlaka vacip kurbanımızın kesilmesi gerekiyor. Tabii ki vacip kurban dışında hayırsever vatandaşlarımız zaman zaman kestiği adak kurbanları veya bir çocuğu dünyaya geldiği zaman Cenab-ı Hakk'a şükür anlamında kesmiş olduğu akika kurbanları veya yani hiçbir sebep yokken imkanı da var. Allah razı olsun, ben bir kurban kesmek istiyorum. Hani derler ya, bir kan akıtayım veya işte ev aldım, araba aldım, bir kurban keseyim dediğinde de kesmiş olduğu hayır kurbanları. Tabii bunun bir zamanı zemini yoktur. Ne zaman uygunsa, ne zaman müsaitse, ne zaman kesmesi gerekiyorsa hayır kurbanlarını. Ama adakla alakalı da eğer bir adak adamış, o da yerine gelmişse mutlaka o kurbanı da çok geciktirmeden hızlı bir şekilde kesmesi ve yerine getirmesi gerekiyor tabii ki. Hocam son olarak kurban delilleri de çok önemli bu anlamda. Bu yönüyle de vatandaşlarımıza bir şey söylemek ister misin? Tabii bunlar mali yönü olan, ekonomik değeri olan şeyler, kurban derileri. O açıdan kurban kesildikten sonra hem kurban derisini hem de sakatatını zayi etmemek gerekiyor. Onları da mutlaka ekonomiye kazandırmak lazım. Tabii ki hayır kurumları aynı zamanda kurban derisi de topluyorlar. Daha önceki yıllarda sadece Türk Hava Kurumu kurban derisi topluyordu. 2014 yılında yasal bir düzenlemeden sonra kamu yararı taşıyan bütün vakıflar ve dernekler de artık kurban derisi ve sakatat toplayabiliyorlar. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olaraktan bu yılda, geçen yıl olduğu gibi, müftülüklerimiz ve şubelerimiz aracılığıyla da kurban derisi topluyoruz. Eğer uygun görürlerse müftülüklerimize veya görevlilerimize geldiğinde kurban derilerini emanet edebilirler. Tabii ki toplanan bütün bu deriler tuzlanıyor, saklanıyor ve hızlı bir şekilde elden çıkarılıp maddi bir tarafa dönüştürülüyor ve buradan elde edilen gelirlerin tamamı da yine dini ve hayri hizmetlerde Allah rızası için cami, Kur'an kursu hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmette kullanılıyor. O açıdan kurbanımızı kestiğimiz gibi kurban derilerini de yine saklamamız, muhafaza etmemiz ve en hızlı bir şekilde de onu ya bizzat kendimiz ya da bu tür hayır kurumlarına emanet ederek, teslim ederek değerlendirmemiz gerekiyor. Osman Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun. Efendim biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ve kesilen bütün kurbanların Cenab-ı Hak katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyor. Ve bir kez daha bütün izleyicilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür hocam. Sağ olun.